Kaç tane Minecraft efsanesi biliyorsunuz ya da hangilerini? Mesela Herobrine ya da Giant Alex, hepsini boş verin çünkü bu videoda Minecraft'ın ilk efsanesi olan Tonch'u inceliyoruz. Bu arada videoyu geçmeden önce YouTube çalışanlarından aldığım bir bilgiye göre kanalımın 100.000 abone olmasına sadece bir kişi kalmış. Eğer abone olmayan sensin, hemen aşağıdan abone ol çünkü 100.000 abone olmam lazım. O zaman hazırsanız hakkında çok az şey bildiğimiz Tonch'u incelemeye geçelim. Tonch isminden de anlaşılacağı gibi Notch'a benziyor. Zaten teoriler de burada ikiye ayrılıyor. Ama öncesinde Tonch efsanesini nereden öğrendiğimi ve hakkında neler bildiğimi anlatayım. Bir Minecraft videosu çekmek için Minecraft'ın forum Discord sunucularında gezerken birisini gördüm. Ve çimenin üstünde elinde taş kürek olan birisi vardı. Ve etrafında domuzlar vardı. Fotoğrafa dikkatli bakınca gördüm ki Steve ve Notch'un birleşimine benziyordu. Zaten Tonch ismi de Notch'a benziyordu. Bunun üzerine Google'a girdim ve Tonch diye bir arama yaptım. Ama karşıma Elder isimlerinden başka hiçbir şey çıkmadı. Ve sonrasında Tonch Minecraft yazdım ama bu sefer de Notch'tan başka bir şey çıkmadı. Discord'dan bu fotoğrafı oraya atan adama sordum ve cevap vermedi. Ama diğer kullanıcılar Tonch'un 1.6.1 sürümünde 1-49 yıldız 16 P seedinde ve bu koordinatta bulunduğunu söyledi. Fotoğrafı atan kişi değil de başkasının bunu söylemesi beni pek inandırmadı. Az önce hatırlarsanız teoriler ikiye ayrılıyor dedim. Tonch'un ilk ortaya çıkışı hakkında ilk teori, bu efsaneyi oyuna Notch'un eklemesi hakkında. Ki bu da düşük bir olasılık değil. Çünkü Minecraft 1.6.1 2013'ün Temmuz ayında çıktı. Ve Notch Minecraft'ı Microsoft'a 2014 yılında sattı. Yani bu sürüm çıktığında Minecraft hala Notch'a aitti. İkinci teorimiz hakkında bildiğimiz tek şey hiçbir şey bilmediğimiz. Ayrıca birinci teoriyi destekleyen bazı kullanıcılar var. Tonch'u Notch'un eklediğini düşünüyorlar. Çünkü Notch oyun ilk yaparken Creeper'ları domuz şeklinde yapmak istiyordu. Ama bir hata sonucunda günümüzdeki halini aldı. Ve Notch bu yüzden domuzları çok seviyor. O yüzden onun bulunduğu yerlerde domuzlar çoğunlukta olur. O yüzden şimdi oyuna geçeceğiz ve bunun gerçek olup olmadığını test edeceğiz. O zaman hazırsanız bu efsaneyi test etmek için oyuna geçelim. Evet, şu anda 1.16.1 sürümünü açtım. Şimdi single player diyorum. Hiçbir dünya gördüğünüz gibi. Yeni bir dünya oluştur diyorum ve dünyanın ismi önemi yok ama biz bir efsane kanka yazalım. Ayarlar ve seed. Evet, şimdi seed'i giriyoruz. 1-49 yıldız 16 P. Evet. Yıldız ne? Evet, seed'imiz bu. Başka hiçbir şey yerlemiyorum ve direkt dünyayı oluştur diyorum. Tamam, şu anda bir yerde doğdum, etse altında falan her yerde kar var ve bizim ulaşmamız gereken koordinat -108, 108, 211 koordinatına ulaşacağız. Oğlum çok heyecanlandım, bilmiyorum ya, gerçek olabilir mi acaba? Şimdi o koordinata gidene kadar ben biraz normal Minecraft gibi gelişeceğim. Aa, şurada bir tane elma gördüm ve galiba şu an CTRL'de çalışmıyor. Ya da CTRL'de yok mu? Evet, hızlı koşma yok. İki kere W basmamız gerekiyor, o şekilde oluyor. Ve premium'u girmeme rağmen herhangi bir skin'im gelmedi. Herhalde bu sürümde skin gelmiyor. 20 tane taş topladım. Bir tane kazma yapıyorum. Bir tane balta yapıyorum. Bir tane fırın yapıyorum ve bir tane de kılıç yapıyorum. Biliyorsunuz bu sürümlerde kılıç daha güçlü. Bir de mağara bulursam oradaki tüm kömürleri de alacağım. Burada biraz rahatım çünkü kumda batma diye bir sorun yok. Aa, domuz var. Abi sen ciddi... Aa, burada domuzlar var. Sen ciddi misin ya? Abi yok, bu kadar kendime şey yapmayacağım, kasmayacağım, tamam. Normal oyunda domuzlar doğuyor. Hani bunun hakkında hiçbir sorun yok. Hani bunu çok normal bir şey. Bunları öldürüyorum. Bunlar normal bir domuz. Hatta bunları da öldüreceğim. Şurada bir domuz var lan. Merhaba, senin Tonch'larla alakan var mı? Evet Tonch. Bana cevap vermiyor. Yarı domuzlar nerede? Hepsini öldüreceğim. Başka var mı diye bakıyorum. Galiba buradaki... Aha! Bir tane daha gördüm. Gel buraya. Tamam, bu da öldü. Yani etrafta herhangi bir aksi bir şey yok. Sadece domuzlar vardı ve biliyorsunuz domuz Tonch'un belirtisiydi. Şu inekleri de öldüreceğim. Hemen şöyle bir tane yatak yapıyorum ve tamamdır. Tabi bu sürümlerde sadece bir tür yatak var, o da bu yatak. Aha, koyulmuyor. Ha, lan korktum, bozuk sandım. Bir tane daha domuz var. Oğlum burada da yine domuz şeyi var. Oğlum bilmiyorum ya, gördüğüm neredeyse tüm moblar domuz. Merhaba, sizin bu kadar fazla olmanız beni biraz ürkütüyor. Seni öldürdüm. Sen de gel, tamam, hepsini öldürdüm. Aha bir dakika, şu anda canım, bir dakika şu an acıkıyorum. O yüzden biraz odun toplayacağım, odun kömür yapacağım. Tamam, bunlar burada pişerken ben biraz etrafa bakayım ve yine bir tane daha domuz var. Sen şaka mısın ya? Şimdi etrafa bakıyorum, bakalım başka mob var mı ve yine domuz var. Abi sen ciddi olamazsın ya. Aha burada gördüm seni. İşe güşe nasıl? Oh, bir tane daha var.
Arkadaşlar ben mi garipsiyorum yoksa cidden etrafta fazla domuz mu var? Ya bir şey istiyorum, yorumlarda yazar mısınız? Hani herhangi bir Minecraft dünyanızda bu kadar fazla domuz etrafta oluyor mu? Ve hatta bak F5'ten gördüm. Şurada bir pembelik daha gördüm. Bak cidden vardı, orada domuz var ya. Normal bir dünya işte zaman bu kadar fazla domuz çıkıyor mu? Yoksa ben mi garipsiyorum şu an bu olanları? Ama şöyle bir şey var ki Torch hakkında cidden çok az şey biliyoruz. Yani eğer cidden onu görürsek ya da ne bileyim belirtilerini görürsek bize ne yapacağını bilmiyoruz. Yani saldıracak mı, öldürecek mi, yoksa görünüp kaçacak mı, yoksa iyi bir şey mi yapacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Oğlum havadan domuz mu indi yoksa ağaçtan mı düştü? Bu neydi, yukarıdan bir domuz indi aşağı. Bu arada şuradaki siyahlıklar herhangi bir şey değil. Bunlar herhalde chunk yüklenmediği için yakınlaştığım zaman orayı gördüm. Yani bunlarda herhangi bir sorun yok. Şurada domuz var. Burada da var. Yani güzel. Artık şaşırtmıyor beni. Ve yavaştan koordinata gitmemiz lazım. Eksi 108. Eksi 108'e nasıl giderim? Böyle değil. Böyle giderim. Tamam, şimdi de bir tane deri gözlük yapabildim. Tamam, şimdi gerçekten koordinata gidebiliriz. Eksi 108, 108, 221. Tamamdır. Evet, koordinata yaklaştım ve şu an görüyorsunuz etrafta domuzlar var. Sanırım şu an bu önümüzdeki dağ o dağ. Evet, şu anda tam eksi 108, 108, 211 koordinatındayım. Ve adamın dediği koordinat burası. Akşamları uyuyabilirsin diyor. Ben buraya yatağımı koydum. Etrafta ağaç var mı? Var. Ve etrafta domuz da var. Evet, şu an etrafım domuzlar sarmış durumda. O zaman şöyle yapalım. Akşama kadar bekleyelim. Yatağım burada zaten benim. Akşama kadar bekleyelim. Kendime hatta minik bir kulübe yapayım. Ya git ya. Peşimde geziyorlar ya. Bir tane domuz aşağı mı düştü, ne oldu? Şuna bak, tepemde geziyorlar ya deliler. Lüks bir ev yapmayacağım. Dediğim gibi bir tane. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Yavaştan akşam oluyor ve ben şuradaki kumlara doğru gidiyorum. Eve biraz cam koyacağım. Tamam, kapıyı buraya koyduk. Hop camları da koyalım. Allah attım yine. Hatta gaza geldim lan. Dekorasyon veriyorum. Yerleri de tatlı yapacağım. Tabii ki blok yeterse. Tamam, şu an minik kulübe hazır. Bir dakika, dışarıdan hiç mob sesi gelmiyor. Moblar yok mu lan hiç? Ha, moblar var. Bir dakika, evi koruyorum abi, tamam mı? Domuzlar burada. İskeletler. Aha, iskeletler orada. İskeletlere saldırayım mı? Saldır lan. Aa, vurdu bir tane. Arkadaki de. Oh, çok fena vuruyorlar. Vurdum. Öldürdüm. Hadi. Bir tane. Son bir tane. Son bir tane. Öldü. Bu da öldü. Lan bunların niye sesi gelmiyor? Sen bir dakika, ciddi misin? Bir dakika şu an. Abi hayır. Bir dakika, kırdım blon sesi. Bir daha. Kırdım sesin. Kırdım blon sesi gelmiyor. Konuşamıyorum. Abi hiçbir canlının sesi gelmiyor. Der Creeper. Hayır. Oo, tamam. Lan kendi skinim olmadan da videoyu bitiresim gelmedi şu anda. Arkadaşlar Tonç'u aradık. Hani onu göremedik. Ama onun belirtilerini gördük. Ama bunun gerçek olma ihtimali bence, çünkü bilmiyorum, belki bu silgin özelliği etrafta çok fazla domuzun spam olmasıdır ya da bilmiyorum. Ama az önce geceliğin sesin gitmesine herhangi bir sonuç varamadım. Yani domuzlar tamam da sesler neden gitti bilmiyorum. Belki bir bug doğmuş olabilir, bilmiyorum. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz yorumlarda kesinlikle bunu belirtmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.